Evet, iki tarafı da öncelikle tebrik ediyorum. Gerçekten saha şartları inanılmaz bir ağırlık vardı. Zaten saha zemininde belli problemler vardı. Bir de kar bizim her iki takımın da istediği futbol oynamasını engelledi. Ama baktığımızda 4-5 tane yakın pozisyon kaçırdık. Karşı karşıya da kaçırdık. Oyun pozisyonlara girdik. Rakibe de bir iki tane pozisyon verdik. Ama maçın hakkı ne diye soracak olursak gerçekten baktığımızda beraberlik diyebiliriz. Kazanabilirdik de. Ama futbolcularımızı öncelikle tebrik ediyorum. Reymanaj 3 haftadır idmana çıkmıyordu. Dün idmana çıkarttık. Bugün de hani kadroda arkadaşlarımla birlikte olsun, konsantre olsun diye oyuna soktuk. Çünkü bir daha sakatlanırsa o zaman sakatlık hep yükselecekti. Fakat adam da bir biyonik adam. Oynayacağım dedi. Oyuna girdi. Allah'a şükür sakatlanmadan en azından o süreci bitirdi. Tamam. Evet, sağ olun. Öncelikle yayıncı kuruluşa da söyledim. Bugün 24 Kasım öğretmenlerimizi kutluyorum. Maça gelecek olursak kar yağışı altında oynamak bizim için biraz zordu. Biraz planlamada daha önceden belli olan tabii bu şeyi dün oynayabildik. Dün hava çok güzeldi. Bu da tabii ki iki takımın da hem seyir zevkini hem oyuncuların sağlıkları için sıkıntılı süreç. Daha önce olabilirdi. Daha önce de oynayabilirdik. Ama gene bu zeminde iyi işler yapmaya çalıştık. Genel olarak istatistiklere baktığımızda ve oyuna baktığımızda biraz üstünlüğümüz gözükse de rakibe de pozisyonlar verdik ama kazanmak istiyorduk. Bizim deplasmanda bir yenilmezlik serimiz vardı. O devam ediyor. Kazanmak istiyorduk. İçerideki sıkıntılı sürecimiz var. Galibiyetimiz yok. Ama buradan alınan puan da bizim için değerli tabii ki. Her puan değerli ligde. Oyunu çirkinleştirmeden iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Bugün biraz sağ ve zemin müsaade etmedi ama bundan sonraki süreçte iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Sizin sorularınız varsa. Hocam öncelikle tekrar size hoş Evet, söylediğim gibi biraz önce de söyledim. Yani kar yağışı haftalar önceden ya belli oluyor. Bir gün önce, bir gün sonra alınabilir. Neden istiyorum bunu? Oyuncuların sağlık. Bir tanesi sakatlansa bir sürü problemler yaşıyor. Şu zeminde, gerçi zemin olarak iyiydi ama kar yağışı sıkıntılar yaşatıyordu. Burada çok maç iptal olmaz genelde. Hiç, iptal olduğunu hatırlamıyorum. Hep oynanır. Ama daha iyi zaman, daha iyi zeminlerde, daha iyi şartlarda oynanması hem seyir zevki açısından, hem oyuncular açısından, hem seyirci açısından bu zor şartlarda kimse oynamak istemez. Ama oynadık, bir şekilde oynuyoruz zaten. Benim için söylediğim gibi Sivas çok önemli, çok değerli bir yer. İlk teknik direktörlük kariyerim. Burada çok iyi dostluklarım, çok iyi arkadaşlıklarım oldu. Bana bu şansı ilk veren takım olduğu için de ben de yeri şeydir. Maça zemine hakem temizletmeden başlatmayacağım dedi. Zaman kaybı ondan kaynaklandı. Ama sonuçta dediğim gibi daha önceden planlanıp tarih ve saatlerde oynanabilseydi daha iyi, güzel, keyifli, daha keyifli oyunlar oynayabilirdik. Tamam. Var mı? Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek İyi üzere. yolculuklar. Gidebilirsek. Bakalım kaldık burada. Sen ayağını durdur hocam. Olmaz.